Sana şükürler olsun ya Resulullah. Evet. Sayende emeğimle ektiğim tam 300 dipdiri hurma ağacım oldu. Ve 300'ü birden bugün hala dimdik ayakta. Allah'ın gölgesi hep üzerimdeydi. Allah bütün Müslüman din kardeşlerimi beni ödüllendirdiği gibi cömertçe ödüllendirsin. Onları en güzel hediyelerle sevindirsin. Bütün kardeşlerim adına dilediğim budur. Resulullah sana diyor ki, Allah senden razı olsun Salman. Sen en değerli kardeşlerimden birisin. Senin Medine'ye gelişin Müslümanlar adına iyiye işaretti. Sen her şeyin güzeline layıksın. İslam'ı seçen ilk İranlı kardeşimizsin. Ama benim senden başka ailem yok Resulullah. Benim izimden gelecek kimse yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sen benim ailemden sayılırsın. Yanımda kendini evinde hisset. Ya Resulullah, sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Senden bu güzel, bu nazik sözleri duymak öyle büyük bir şeref ki. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlara İran kültürünü senin anlatmanı istiyoruz. Orada yaşadıklarını, barışı ve savaşı. Onları bu konuda bilgilendirmeni istiyoruz Salman. Bunu yapabilecek bir tek sen varsın. Tamam. İslam yolunda canımı bile vermeye hazırım. Rabbimin yoluna her şey feda olsun. Ne isterseniz söyleyin bana. Bütün kalbimle söylüyorum, her şeye hazırım. Allah senden razı olsun Salman. Ey Kureyşliler, ziyaretinize geldik. Kutsal evin sahipleri. Ben de Huyay bin Ahtab, Nadir kabilesinin şefi. Bunlar da El Nadir ve Veal kabilesinin şefleri. Yasrib'den geliyorlar. Kureyş'e hoş geldiniz Yahudi kardeşlerim. Ortak bir düşmanımız var, Muhammed. Ona olan nefretiniz belli ki sizi de evlerinizden çıkarıp bu kadar uzak bir yola düşmeye zorlamış. Bizim de ticaret yollarımızı ve liderlerimizi yok etti o adamı. Ondan kurtulmalıyız. Kesinlikle katılıyorum. Medine'deki Kuray tahtlılar sizinle. Abdullah bin Ubey de. Bakın bu Ebu Amir, İbn Ubey'in Muhammed'e olan gizli nefretine şahittir. Öyle bir darbe vuralım ki o darbenin etkisiyle yere yıkılsın ve bir daha kalkamasın. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Silahlı adam toplayalım. Siz de çok sayıda adam toplamaya çalışın. Daha sonra kabile liderlerine gidin. Onlara Muhammed'e karşı para teklif edeceğiz. Sonra birlikte üzerine yürüyüp işini bitireceğiz. Ne dersiniz? Buna var mısınız? Birlik olup onu ezmeye var mısınız? Harika bir fikir. Bunu yapabiliriz. Yahudi kardeşlerimiz, İlk kitap sizlere indirilmişti. Muhammed'le aramızda belli farklar olduğunu oradan biliyorsunuzdur. Söyleyin, hangi din daha iyi? Bizim dinimiz mi yoksa onun mu? Tabii ki sizin dininiz daha üstün. Onlardan kat kat daha üstün. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Kur'an'ın sayfalarını parça parça görmüş olanlara bir bakın. Onlar Cibte ve Tagut'a inanmaya devam ettiler. Kafirlerin yolunun doğru olduğunu iddia ettiler. Müslümanların yolu yol değildir dediler. Onlar Allah'ın lanetini üzerlerine çekmişlerdir. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Onlar belki de Allah'ın cömert davrandığı kullarını kıskanıyorlar. Ne de olsa biz İbrahim'e bir kitap verdik ve Ehlikma'ya görkemli bir krallık bahşettik. Bir ona inananlar var, bir de sırtını dönenler. İşte onlar cehennemde yanacaklar. Sadakallahü'l-Azim. Sadakallahü'l-Azim. Esselamun aleyküm ve rahmetullah kardeşlerim. Ve aleykümselam. Hoş geldiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem,
Yahudi kafirler Kureyşlilere Medine'ye gidelim diye baskı yapıyorlar. Medine'yi talan etmeye. Ve dev bir ordu, büyük bir ordu toplamaya çalışıyorlar. Müslümanlar olarak hazır olalım. Haklısın, hazır, evet, hazır olmalıyız. Bu Yahudi halkı ne nankör insanlarmış. Eğer Resulullah bize savaşın derse o zaman savaşmaktan çekinmeyiz. Bunu aynen böyle bilsinler. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali ile birlikte. El-Zübeyir, Sa'd bin Ali Vakkas ve Sa'id bin Muat, Usaid bin Hudayr, El-Muhacceren ve El-Ansarlılar mutlaka Resulullah'a destek olacaklardır. Resulullah bize güvensin. Yahudi liderler daha sonra birlik olarak Uyay bin Ahtab'ın liderliğinde Gıhatapan kabilesiyle bir görüşme yapmaya gittiler. Onlara bol para ve savaştan ganimet payı önerdiler. Kureyş'te toplanan ordu Ebu Sufyan önderliğinde Firazah, Murrah ve Aşşah kabilelerinden önde gelenlerle aralarına Gıhatapan lideri olarak bilinen Uyay Nahla yola çıktılar. Amaçları Müslümanları yok etmekti. Kureyş liderleri, Muhammed'i yok edene kadar devam. Onun yeryüzünden silindiğini görene kadar geri adım atmak yok. Ve emin olun, Muhammed adam toplamaya devam ettiği sürece dünyada hiçbirimize rahat yüzü olmayacak. Onun işini bir an önce bitirelim. Yoksa bizimle işi bittikten sonra durmaz ve bu kez size saldırır. O yüzden hadi gidelim ve bu iş artık bitsin. Hadi! Hadi! Onları mahvedelim! Ey Resulullah'ın dostları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyşliler Arap kabilelerine göz koydu. Özellikle de Uyaynah bin Hisn'in komutasındaki Gıhatapan kabilesi yoldan çıkıyor. Koca bir ordu toparladılar. 10.000 kadar askerle yola çıktılar. Adamları oldukça güçlü. Bizi yok etmeye geliyorlar. Tavsiyeleriniz varsa sizi dinliyorum. Karşılık verelim, hiç çekinmeden. Bizim sonumuz cennet, onların cehennem. Ya Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Medine içinde kalmalıyız. Eğer Medine'ye girip zafer kazanırlarsa, onurumuz yerle bir olur. Kadınlarımızı alıp götürürler. İşte o zaman ölmüş kadar oluruz. Bence meydana çıkalım. Son savaşımızmış gibi çarpışalım. Allah'ın izniyle zafer bizim olursa güzel olur. Ama olmazsa en azından yakınlarımızı esir vermeyiz. Belki onlar kendilerini kurtarırlar. Sen ne dersin Abdullah? Söyle. Bence Resulullah önceden Suriye, Irak ve Yemen'e kendin seçeceğin bir grup adamını gönderebilirsin. Biz burada kalıp savaşırız. Sana yaklaşamazlar. Evet. Biz şehit olsak bile sen İslamiyet'i hala kitlelere yayabilirsin. Allah sizden razı olsun. Salman, senin de söylemek istediğin bir şey var mı? Ya Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz İran'da dışarıdan gelecek saldırılardan korunmak niyetiyle koca hendekler kazardık. Medine'nin önüne de onu koruyacak koca bir hendek kazabiliriz, öyle değil mi? Böylece düşmanı arkadan saldırıp gafil avlama fırsatı da doğmuş olur. İyi ama neyle? Neyle çevirelim? Çok iyi bir fikir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu fikri çok beğendim.
Kureyşlileri şaşırtmak için çok iyi bir yöntem olacak. Yarın sabah herkes işin ucundan tutsun, kazmaya başlasın. En kısa zamanda olsun, bitsin. Ya Resulullah, birilerimiz de Kureytaht'tan gözünü ayırmasın. Nadir ve Kuaynukalıların yaptıklarından sonra onlara da güvenmiyorum. Herkesi yoldan çıkarıyorlar. Bence onlardan her an her şeyi beklemeliyiz. Evet, doğru. Yahudiler çok yönden güvenimizi sarstı kardeşlerim. Ka'b bin Asad her ne kadar Resulullah'la barışsa da bu insanlara güven olmaz. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber, Allahu Ekber! Ey Müslüman kardeşlerim! Ey muhacirin ve ensarlı kardeşlerim! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, herkes kazmasını, küreğini alsın. Medine'yi düşmanlarımızdan korumak için çalışsın. Medine'yi düşmanın eline teslim etmemek için çok çabalamalıyım. Asla buraya girmelerine ne pahasına olursa olsun izin vermemeliyiz. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kureyşli kardeşlerim, bugün bizim günümüz. Muhammed benim kim olduğumu görecek. En iyi adamlarını birer birer öldüreceğim. Hamza ve Rabehe olanlar az kalacak. Sen çok cesur bir adamsın. Araplar bugünü unutmayacaklar. Bugün 10.000 askerin Muhammed'in üstüne yürüyüp Medine'yi yıktıkları gün olacak. Tarih yazacağız. Ey Müslüman kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, kendi ellerimle size örnek olmaya geldim, beni izleyin. Ey ensarlılar, ey Müslüman kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yardıma geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz dinlenmek isteyen kardeşlerimiz varsa Resulullah'ın izniyle şimdi biraz ara verebilir. İslamiyet'i ve Resulullah'ı korumak için güç topla. Ey Müslüman kardeşlerim! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, kafirler ordusu en geç 6 güne kadar burada. Ne kadar acele edersek iş o kadar erken bilir. Daha hızlı olmalıyız. Bunlar kimi? Kime getirdin bunları? Amcam İbn Ravaha'ya. Tamam. Ey Müslüman kardeşlerim! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Ravaha'nın hurmalarından herkes alsın. Yeterince hurma var. Hepimize yeter. Allah'ın bereketi bizimle. Bu hurmalarla hepimiz doyarız kardeşlerim. Ne tuhaf değil mi? Neymiş tuhaf olan? İbn Ravaha'nın kardeşiyle bize hurma yollaması. Resulullah'ın da onları alıp bir tepside bize ikram etmesi. Hepsinin bize yetmesi. Mucize diye buna denmezse neye denir ki? Şuna bir baksana. Bizi doyurdu. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetlerinden sadece bir tanesi. Kureyşli kafirler de onun pek çok mucizesini gördükleri halde inkar ettiler, inanmadılar. Ona ve yandaşlarına insandan sığmayacak bir sürü şey yaptılar. Allah ensarlıların yardımcısı olsun. Unutmayın,
Yakınlarınız bizimle emniyetteler. İşte İslam'da kardeşlik bu. Kabilelerin kardeş gibi olmaları. Ne biçim taş bunlar böyle? Bir türlü yerlerinden oynamıyor. Sanki çelik gibiler. Resulullah. Salman. Resulullah sana taşlara nasıl vurduğunu soruyor. Ya Resulullah, taşlara üç kez bütün gücümle vurdum ve üçünde de taştan kıvılcımlar çıktı. Çok şaşırdım. Acaba bunun bir anlamı var mıdır? Resulullah diyor ki, taşa ilk darbeyi indirirken Asya Ham toprakları bana aittir de. Sonra ikinci darbeye geçince, söyleyeceğin şey Maden Sarayı sadece benimdir olsun. Üçüncü darbede ise sana bahçesi sadece benimdir diyeceksin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kureyşliler ve Kureyş dostları, bu gece dinlenip yarın devam edeceğiz. Medine'ye gece yarısı varıp ertesi gün tek bir taş bırakmayacak şekilde yerle bir edeceğiz. Kılıçlarınızı bilin. Çok güzel söyledin Ebu Sufyan. İşleri bitti. Hendeyi kazmayı en sonunda bitirdik ya Resulullah dostları. Resulullah bize diyor ki, Hendeyi kazmayı en sonunda bitirdik ve şehrimiz artık emniyettir. Yine de içeri girebilirler mi dersiniz? Ya Resulullah, Hendek şehrin önünde iki yanı açık uzanıyor. Kenarları ise volkanik taşlarla döşendi. At ya da deve sırtında gelenlerin hayvanlarının ayakları bu taşlara takıldıkları zaman hareket etmeleri imkansız. Şehrin girişlerini de taşlarla ve kocaman kaya parçalarıyla kimsenin giremeyeceği şekilde kapattık diyebiliriz. Allah sizden razı olsun. Ya Resulullah, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar mahzenlere girecek ya da çatıda toplanarak düşmanı bekleyecekler. Olur da düşman şehre girerse onları çatıdan taş yağmuruna tutacaklar. Medine'yi bize emanet ettin. Gözün sakın arkada kalmasın. Ona gözümüz gibi bakıp koruyacağımızdan emin ol. Hendek'e gelince Şayken Dağı'ndan başlıyor. Althababa uzanıyor. Sulah Dağı'nın yanından daire çiziyor. Bu kafirler toprağımıza asla yaklaşamayacaklar. Sen bize güven ya Resulullah. Bu zafer mutlaka bizimdir. Resulullah Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle yerlere çadırlar kuralım ki onların okları ne çadırlarımıza ne de insanlarımıza isabet etmesin. Buray tahlılara çok dikkat edelim. Barış imzalamış olsak bile onlara karşı içimizin rahat olmadığının farkındalar. Emrindeyiz ya Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem.
baksanıza oklardan korunmak için koca hendek kazmışlar. Arap aleminde ilk kez böyle bir şey görüyorum. Muhammed bunu nereden akıl etmiş olabilir? At sırtında o hendekten bile atlayabilir. Muhammed'e ulaşmak için gerekirse bunu bile yaparım. Bunu hesaba katmadık. Çok kötü bir sürpriz oldu. Ya Resulullah, kafirlerin ordusu geldi. Bize bir emrin olacak mı? Bize gelin çarpışalım derlerse ne yapalım Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: gitmeyin. Onların ayağınıza gelmesini beklemelisiniz. Ey Müslüman kardeşlerim! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: hendeğin silah tarafı ince ve çok geniş. Onu koruyun, saldırmasınlar. Orası zayıf noktamız. Çok iyi gözetmeliyiz. Ey Müslüman kardeşlerim! Kazdığımız hendekle düşmanımızı şaşırttık. Buraya gündüzün en sıcak ve gecenin de en soğuk olduğu, sert rüzgarların estiği günde geldiler. Birkaç gün içinde develeri yiyecek ot bulamayacak. Atları ve develeri bu kuraklıkta aç ve zayıf düşecek. Tabii bizimkiler de aynı şekilde. Dayanın. Dayanın ki geldikleri zaman güçlü olalım. Resulullah her an tetikte olmamızı bekliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendeği gece gündüz birilerinin koruması gerektiğini söylüyor. Dediğini yapacağız. Eğer olur da hendeğin üstünden atlamaya kalkarlarsa o zaman taş toprakla saldıracağız. Geçmeyi başaranları asıl silahımızla bekleyeceğiz. Bir an bile yenileceğimizi düşünmeyelim. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ey Müslüman kardeşlerim! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'yi içeriden bir grubun düşmana karşı koruması bizim için şarttır. Kadınlar ve çocuklar güvende olsun. Kurayta kabilesine de dikkat edelim. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Hendeğin genişlediği yer işte burası. Kafirler kenarından geçmeye kalkmasın mı? İşte o zaman çok kötü olur. Evet, sanırım hendeği kazarken bu kısmı biraz aceleye gelmiş. Önce diğer kısımlara benzeyinceye kadar biraz daha kazmayı deneyelim. Gece olana kadar biter herhalde. Bunu çok iyi düşündün Salman. Hendeği ilk akıl eden de sen oldun zaten. Allah razı olsun kardeşim. Yardımların ödülsüz kalmaz. Tıpkı kafirlerin de cezalarını bulacakları gibi. Hadi. Dinle Huya'ya. Hani Yahudiler adına bir sözüm vardı. Burada tek bir Yahudi bile görmüyorum. Ey Mekke lideri, yemin olsun adamlara rüşveti bizzat ben verdim. Yasrib'i istila edip Muhammed'in ve yandaşlarının işlerini ne olursa olsun bitirecekler işte. Neden böyle birden şüpheci oldun? Peki ya Kuraytahlılar ne olacak? Uzaktan izlemeye devam mı edecekler? Yoksa Muhammed yandaşlarıyla birlikte bizi bir anda sırtımızdan vurup gafil avlasınlar, burada bir sürü ceset bırakıp dönelim diye mi bekliyorlar he? Neden varlık göstermiyorlar? Sabret. İstersen birlikte Kuraytahlıları ziyaret edelim. Üzerlerinde nasıl bir etkin var göstereyim. Bir sözümle oradan birlikte çıkar geliriz. Bak, bu iyi bir teklif oldu kardeşim. Sen oraya git. Muhammed Arap aleminde görülmemiş taktikler uygulamaya başladı. Hendek de nedir? Adamlarımız ileri tek bir adım bile atamaz oldular. Atabilen olduğu anda zaten oklarla taşlarla geri kovalıyorlar. Bu adamlarla işimiz var belli. Sen gidip Ka'b bin Asad'ı buraya getir. Ona ihtiyacımız var. Kuraytah düşmana arkadan saldırabilir. Ve biz de önden giderek onlara destek olabiliriz. Böylece sıkışmış olurlar. Hendek de kurtaramaz onları o zaman. Güneş batar batmaz yoldayım. Sen hiç merak etme. Muhammed'in dostlarına dikkat et. Görürlerse seni öldürürler. Ben koca Nadir'in lideriyim. Yasrib'i çok iyi bilirim.
kestirme yollardan gideceğim. Kuraytahlılara onlar yetişemeden ben yanlarında olurum bile. Bu konuda bana güven. Onlar gelirken ben dönüyordum. Selamlar olsun baba. Sana da selamlar olsun. Ne haberlerle geldin? Söyle bakalım, kardeşlerini orada mı bıraktın? Ben bırakmadım. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi içeriden korumak için kardeşlerimin içeride kalmalarına ses etmedi. Düşman bizi gafil avlamasın diye herhalde. Anlaşılıyor ki sen ve senin gibilerin gözüne bir perde inmiş. Orada haftalarca, belki aylarca orada kalacak. Yiyecek kaynakları tükenecek. İçecek su bulamayacaklar. O zaman ne yaparlar bilemiyorum. Hepiniz orada öleceksiniz. Allah kendi yolladığı peygamberi böyle bir günde yalnız bırakmaz. Kullarına da mutlaka yardım eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşlara vururken bile Aşem toprakları benimdir dediği anda kıvılcım çıkmış. Taşa ikinci kez vururken İran benimdir demiş ve yine aynı şey olmuş. Bu nasıl saçmalık böyle? Sen de buna inandın öyle mi? Allah'a inandıysam buna da inandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugüne kadar ne söylediyse gerçekleşti. Uhud olayı bile. O zaman bize rüyamda inek kesildiğini gördüm demişti. Bir tanesinin başını kılıcımın üstüne takıp sonra elimi zırhımın içine soktum demişti. Sonra söylediklerinin gerçekleştiğini hep birlikte gördük. Oğlum yapma. Sen bunlara inanmayacak kadar akıllı birisin. Sizi böyle kandırmasına bari sen göz yumma. O sizin saflığınızdan güç alıyor. O bir münafık, bir yalancı değil. Aksine inanç ve kudret temsil ediyor. Kimsiniz? Kapıyı aç benim Huyay. Hadi çabuk. Demek sensin Huyay. Sen iyi haberle gelmezsin. Üstelik benden ne istediğini de biliyorum galiba. Muhammed'le anlaştığımı mı haber aldın? Bunu bozmamı isteyeceksen boşuna geldin. Biz Muhammed'den hiçbir kötülük görmedik. Bize en ufak bir haksızlığı olmadı. En ufak kötü söz söylemedi. O bizim çok sevdiğimiz bir komşumuz. Dinle. Muhammed'i yok edecek harika bir planım var. Üstelik sana dev bir silahlı orduyla geldim. Yalnız değilim. Kureyşli liderler de yanlarına Gatafanlılar aldı. Tam 10.000 asker. Bir 10.000 de atlımız var. Muhammed bu kez elimizden kaçamayacak. Sana her şeyi anlatacağım. Hadi aç şu kapıyı bana. Yemin ederim beni dinledikten sonra fikrin değişecek. Hadi aç diyorum. Yeter. Sana uyup kendimi küçük düşürme. Derhal git kapımdan, seni sahtekar. Sana asla güvenmeyeceğim. Defol git. Utanmadan kendi kendimi rezil etmemi istiyorsun. Bir lokma yiyecek içinde mi? Yani sen orada... Çok yazık. O anlaşmada açlık toklukla ilgili ne diyor? Ha, aç kardeşini doyuracaksın. Sen bunu bile yapmıyorsun. Kapımın önünde durup bana hakaret etme. Tamam açığım. Çabuk çabuk gir, çabuk. Seni kimse takip etmedi değil mi? Hayır. Gel şöyle otur, karnını doyur, konuşalım. Kapıyı açtığın için utandım. Bak Huyay, benim halkımda kaynuka ve el nadirli insanlar gibi küçük düşmeyecek, yaralanmayacaklar, aşağılanmayacaklar. Medine'den ayrılmayacağız. Bir arpa boyu bile ilerleyemedik Ebu Sufyan. Önümüzde koca bir hendek var. O dururken ne yapabiliriz biz? Peki ne olacak böyle? Söylesene. Çok haklısınız.
Bugüne kadar hiç böyle bir savunmaya şahit olmadık. Biz burada oturmuş keyif yaparken diğerlerinin onlara taş ve oklarla saldırmalarını izleyemeyiz. Oturmanın sırası değil. Ne bekliyoruz söylesenize. Bir yerden haber gelecek. Eğer o haber gelirse Muhammed ve yandaşlarını şimdiden ezdik demektir. Sabredin. Bu haber saf altın değeri taşıyor. Haber mi? Neymiş haber? Benimle birlikte oturup bekleyin. Öğreneceksiniz. Bu böyle gitmez. Yarın mutlaka bir şekilde ilerlemeliyiz. Sakin ol. Hepiniz sakin olun. Bak Kap, bu bizim tek şansımız. Bunu göz göre göre mahvedemeyiz. Sana 10.000 asker var diyorum. Hepsi Muhammed'i öldürmek için sabırsızlanıyor. Kan kokusundan deliye dönmüşler. Onunla anlaşmana sadık kaldığını öğrenirlerse sana ne yaparlar dersin ha? Seni bir çırpıda harcarlar ve bu bütün Yahudi aleminin çöküşü demektir. Ne desem bilmem ki. Ya zafer Muhammed'in olursa ne olacak? O bir peygamber, bunu ikimiz de biliyoruz. Muhammed ölmezse ve dostlarımız bizi harcarsa, o zaman Kureyşliler, sen ve ben hepimiz birden aynı kaderi paylaşacağız demektir. Ki bunun ne demek olduğunu iyi biliyorsun. Pekala. Tamam, kabul ediyorum. Gerçi bu savaşı kim kazanır hala emin değilim. Hazır ol, çünkü her şey daha çok taze. Savaş kızışınca Muhammed'e arkadan saldıracağız. İşte o zaman onu elimizden kimse alamayacak. Umarım dediğin gibi olur. Sen sadık bir adamsın. Bizlere sadıksın. Yahudilerin gururusun. İnan göğsümü kabarttın. Resulullah, bu saatte sana geldim. Duy beni, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ya Resulullah, Uyay bin Aktab gizlice Kuraytahlıların liderine gitti. Onlarla yaptığın anlaşmayı bozmak, onları kışkırtmak için. Ne dedin? Nerede şimdi bu adam? Allah şahit, onu bir elime geçirirsem acımayacağım. Ya Resulullah, çevremdekiler benim Müslüman olduğumu henüz bilmiyorlar. Kuraytah kabilesindekilerle aram hep iyi oldu. Gatfanlılar da bana saygı duyarlar. Sen emret, hemen harekete geçeyim. Bir şeyler yapayım Resulullah. İzin ver senin için bir şeyler yapayım. Resulullah diyor ki, ey Naim, sen tek başına bir adamsın, gücün sınırlı. Kendini zorlaman doğru değil. Bu çok büyük bir savaş. Sana içimi dökmek de güzeldi Resulullah. İslamiyet'i seçmene sevindim. Allah bunu karşılıksız bırakmaz. Onun yolunu seçenlere Allah'ın şefkati ve sevgisi büyüktür. Hep yolundayım Resulullah. Aferin sana Naim. Sa'd. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu diyor aleyhi ki... Ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuraytahlıların gözü üstünüzde. Eğer haberler doğruysa... bunu sadece kendi aramızda biz bilelim. Bu konudan kardeşlerinize söz etmeyin. Onların arasına korku salmak hepimizin aleyhine olur. Bir şey olursa kendi aramızda işaretleşelim. Evet, çok haklı. Kâb bin Azad! Kuraytah lideri, biz geldik. Ne istiyorsunuz? İşi duyduk, sana da doğrulatmak istiyoruz. Oradan söyle. Aramızdaki anlaşmaya göre bize zarar verebilecek, her şeyden kesinlikle kaçacaktınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda sizlere sadık kaldığı gibi. Geçti artık, anlaşma falan yok. Çevrenizi çok güçlü bir ordu sarmış, onunla nasıl baş edeceksiniz? Bizi de yakmayın. Aklınız varsa bize dönün, Muhammed'in yanında hayat yok. Kureyşliler ve Gaptanlılar birlikte onu yıkıp yok edecekler. Olan size olacak. Yanlış yaptınız. Bu böyle olmamalıydı. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın bizim için yeryüzüne yolladığı gerçek bir elçidir. Allah hep onun yanındadır. Muhammed'den ayrılmayacaksanız aramızdaki anlaşmayı bozuldu bilin. Bizim Muhammed yandaşlarıyla işimiz yok. Ey Kâb, Allah rızası için anlaşmayı bozma. Gel bizlere sadık ol.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bırakma. Yeter. Anlaşma yok dedik, o kadar. İstediğinizi yapmayacağız ve sizden korkmuyoruz, tamam mı? Bunu anlayın artık. Zaten yakında Muhammed'in çöküşünü göreceğiz. Bizimle olursanız siz kazanırsınız. Muhammed'in yanında olan taraf kaybeden taraf demektir. Görürsün Kaab. O delikten sürüne sürüne çıkıp İslam'ı seçeceksin. Sıktınız artık, gidin yoksa adamlarımı üstünüze salarım. Bir daha da sizi gözüm görmesin. Yüce Allah seni bildiği gibi yapsın. Sen tam bir hainsin. Cezanı da çekeceksin. Öyle olsun, gidiyoruz. Hasan, Resulullah'ımızın şairi. Söyle Safiye, bir şey mi istedin? Ormanda bir Yahudi dolaşıyor. Bir şeyler karıştırdığı ve bizden yana olmadığı da ortada. Bu doğruysa onu öldürmelisiniz. Ey Resulullah'ın teyzesi, ben savaşacak olsam sadece kelimelerimle savaşabilirim. Bir savaşçı gibi kılıç çekip saldıramam. Çünkü benim tek silahım kelimelerimdir. Madem öyle diyorsun, iş bana düşüyor. Safiye, yalvarırım dikkatli ol. Karşındaki bir Yahudi. Allah şahit, onun o pis kanını dökmeden buraya dönmem. Resulullah ikinize soruyor. Duyduğumuz söylenti doğru mu çıktı? Kuray tahlılar da hainmiş Resulullah. Bu bir sır olarak kalsın, hiç konuşmayın. Ey Müslümanlar, Allah'ın izniyle zafer bizimdir. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah senden razı olsun Safiye. Bakın şu gölge daha geniş. Şuradan rahatça geçersiniz. Hadi! Kim benimle birebir çarpışacak? Var mı karşıma gelen? Ben varım, ben seninle çarpışacağım. Sen kimsin? Ben Ali, Ebu Talib'in oğlu. Sana bir şans. Şimdi karşımda İslam'ı seçtiğini söyle. Müslüman oldum de. Ölürüm de bunu söylemem. O halde cehennem ateşinde kavrulmayı hak ettin. Ey Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. O adamın işini yere düştüğünde neden hemen bitirmedin? Onu düşürdüm Resulullah. Düşünce eğilip kılıcımı boynuna dayadım. Ona son bir şans tanımak istedim ve senin de duyduğun şeyi söyledim. Onu sırf içimdeki intikam duygusu adına oracıkta doğrayabilirdim. Bunun yerine o da kılıcını çeksin istedim. Adaletli davrandım. Kılıcını çekti, birlikte çarpıştık ve sonunda kendi kaybetti. Ya Resulullah, ben bugüne kadar en güçlü ve en sert düşmanları bile yere sermişim. Ama bu adam bana kılıcını savurdu. Son anda durdurmasaydım beni öldürecekti. O anda başından aşağı bir taş sürüsü ard arda yağıyormuşçasına canım yandı. Bu yüzden Allah'tan yardım diledim ve Rabbim de sağ olsun yardımını eksik etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, zafer onların olmayacak. Bu savaşı kazanamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. Kuraytah kabilesi bize ihanet etti. Bizimle yaptıkları anlaşmayı bozdular. Anlaşmayı bozdular. Ya Resulullah,
Uyaynah ve Al-Harith bin Avf onlara Medine ganimetinin 1/3'ünü verirsen sana geri döneceklerini söylüyorlar. Nasıl olur? Resulullah Sa'd bin Muad ve Sa'd bin Ubada'yı çağırıyor. Bizi mi çağırdı ya Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana... Sallallahu aleyhi ve sellem. Uyaynah bin Hisn ve Al-Harith bin Af'ın Medine ganimetinin 1/3'ünü vermemiz karşılığında Kureyşlileri bırakıp geri döneceklerini söylüyor. Bu konuda ne düşündüğünü merak ediyor. Ya Resulullah, bu emir sana Allah'tan mı geldi? Bundan başka bir şansımız yok mu? Bunu güvenliğimiz için mi yapıyorsun? Bütün Araplar bizi yıkmak için birleştiklerinden, bu onun düşündüğü yeni bir önlem desek yalan olmaz. Kendimizi onlardan korumalıyız. Ya Resulullah, biz bu insanların iki yüzlülüğüne, putlara tapmalarına tanık olduk. Bize hiçbir şekilde ihtiyaçları yok. Aksine bizi yok etmek istiyorlar. Yüce Rabbim bizi İslam'la şereflendirdi ama bu pek adil değil. Servetimizi nasıl paylaşırız? Allah şahit, bizden alacaklarsa elimizdeki şu koskoca kılıçları alırlar. Naim, o mektubu bana ver bakayım. Ya Resulullah, bana izin verirsen çok iyi bir planım var. Resulullah sana izin veriyor. Allah senden razı olsun Naim. O eskiden Kuraytahlıların dostuydu. Ondan şüphelenmezler. O yüzden içiniz rahat olsun. Allah'ın izniyle bu iş olacak. Dikkat edin. Bu hendeyi asla geçemeyiz. Geri dönelim. Hoş geldin. Hoş geldin sevgili dostum Naim. Şöyle gel. Buralara kadar yalnız mı geldin? Gatfanlı arkadaşlarımla. Muhammed'i ök etmek istiyoruz ve bunu yapana kadar da dönmeyeceğiz. Duyduklarıma inanamıyorum. Muhammed'le dostlarının işini bitirmemizin zamanı geldi. Söyle. Gatfan ve Kureyş kabilelerinde durum nedir? Bir şeyler dönüyor ve bir şey olursa buna şaşırmanı istemiyorum. Konuş Naim. Biz sana güveniyoruz. Bunun herhalde farkındasın. Biliyorsunuz Kureyş ve Gatfan kabileleri sizden çok farklı. Siz bu toprağın insanlarısınız. Muhammed ve Avs'la Kazraclılara da komşusunuz. Bütün servetiniz, çocuklarınız ve kadınlarınız için. Buradan başka gidecek yer yok. O yüzden eğer bir fırsat yakalarlarsa, topraklarına dönüp sizi Muhammed'in karşısında yalnız bırakırlarsa, Muhammed'e asla karşı koyamazsınız, bunu bil. Bunu hiç hesaba katmadın mı sen? Onlara gözü kapalı güvenmemelisin. Şimdiden önlemini almalısın. Her an her şey olabilir. Geç kalırsan sonra sen üzülürsün, biliyorsun. Muhammed en ufak bir açığını kolluyor. Peki ne öneriyorsun? Bu şartlar altında Muhammed ve yakınlarıyla sakın çarpışmayın. Ne? Nasıl? Ne demek bu? Ne mi? En değerli adamlarından birkaçını size esir versin. Böylece onlara güvenmenizi sağlamış olsunlar. Böylece bir anlaşma yapmış olun. Bu işler karşılıklı. Ya Naim. Söyle. Buradan doğru Ebu Sufyan'a git. Nerede kaldın Naim? Kuraytah kabilesine gittim. Dostlarımı gördüm. Onlardan sana bir mesaj getirdim. Mesaj mı? Ver bakalım. Yahudi kabilesi Kuraytah'ın lideri Ka'b bin Asad'dan Ebu Sufyan'a. Zafer Muhammed'in olursa bizi yalnız bırakmanızdan doğrusu artık endişelenir olduk. En değerli adamlarınızdan 10 tanesini yollayın. Onlara çok iyi davranılacak ve siz Muhammed'e karşı zafer elde ettikten hemen sonra yine serbest kalacak ve sana geri dönecekler.
Birbirimize ne kadar güvenirsek o kadar iyi. Yani ne yapacaklar? Şunun doğrusunu söyle. Hepsini öldürecekler ey Kureyş lideri. Allah şahit olsun, bizlerden hiçbir şey alamayacaklar. Sana gelince Naim, Kureyş ve Gatlanlılara çok yardımcı oldun. Kuraytah kabilesi halkımı böyle kandırmaya devam etsin, öyle mi? Uyaynah'la Elharit'in peşlerinden git. Kuraytah kabilesine kimseyi göndermesinler, hadi. Yine ne peşindesiniz? Bilmem ama oyun istiyorsanız oynarız elbet. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Onu yaraladılar ya Resulullah. Ya Resulullah, ruhum sana feda olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Muat'ı camiye Refah Dağ'a götürün, yaralarını sarsın ve onunla ilgilensin. Allah şahit, Naim bin Mesud doğru söylüyor. Yahudiler Muhammed'e arkadan saldırmak için bizden en değer verdiğimiz 10 kişiyi isterler. Gece hava buz gibi olacak galiba. Muhammed ve arkadaşlarına bir seferde ve bütün gücümüzle saldıralım. Benden halkımın en güçlü adamlarını istiyorlar. Çünkü öldürmesi için Muhammed'e teslim edecekler. Allah şahit, istedikleri bir keçi bile olsa onlara onun bir tırnağını bile vermem. O hendeyi geçmekten başka şansımız yok. Dinle ey Kureyş lideri. Develerimiz ölüyor. Atlar ölmek üzereler. Savaşıyoruz ve artık bütün gücümüzle saldırmasak işimiz zor. Kureyş bir büyük yenilgiyi daha kaldıramaz. Herhalde farkındasınızdır. Bu işi başımıza saran sensin Huyay. Ebu Sufyan ve Gatfan kabilesinin şefi bize kimseyi vermiyor. Naim doğru söylüyordu. Sen de sözünü tut ve bizimle kal. Kureyş ve Gatfan çekilir çekilmez Muhammed bizi öldürecek. Sizinle kalacağım. Ey Kureyşliler, beni dinleyin. Artık burada kalamayız. Ben gidiyorum. Siz de arkamdan gelin. Bize geri çekilmemizi mi söylüyorsun? Bir lider böyle davranmamalı. Bu sana yakışıyor mu? Hala ne duruyorsunuz? Size çekiliyorum dedim. Oyalanmayın. Hadi, hadi. Ey Müslüman kardeşlerim, şehrimizi koruyun. Gittiler ama belki başka bir yoldan saldırmayı deneyebilirler. Ya Resulullah, haberler çok iyi ya Resulullah. Sana çok iyi haberlerim var. Kureyş ve Gatfan kabilelerindekiler topraklarına geri döndüler. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, artık onlar bizi değil, asıl biz onları çepeçevre istila edebiliriz. Üzerlerine korkmadan yürüyelim. O topraklarda asr duası okununcaya kadar. Ey Müslüman kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Raytak kabilesini ele geçirene kadar silahlarımızı bırakmayalım. Onlar anlaşmamızı bozarak, biliyorsunuz ki Müslümanlara ihanet ettiler. Onlar iki yüzlü. Bunu hepiniz görün. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ey Ebu Sufyan, ne oluyor sana böyle? Uhud Savaşı'nı sen yönettin ve sonunda Muhammed'in en sevdikleri dahil tam 670 düşmanın canını aldın. Ama ne Muhammed ne yanındakiler güçsüz düşmedi. En ufak bir korkuları bile yok. Üzerlerine 10.000 kişilik dev bir orduyla yürüdün ama bozguna uğradın. Hem de bugüne kadar görülmüş en güçlü orduyla olduğun halde. Ne demek bu, bir türlü anlayamıyorum. Ey Amr,
Sen çok mantıklı bir adamsın. Artık bizi aşan bir şeylerle karşı karşıya olduğumuzu anlamalısın. Koca bir ordu olduğumuz halde yenildik. Öyle şeyler oldu ki bunu ancak Allah gerçekleştirmiş olabilirdi. Sadece Allah. Ey Halit, artık doğru yolu seçmenin zamanı geldi. Sen de Muhammed'e inandığını söyle. Elvedildiler bile artık kaçınılmaz gerçeği gördüler. Biz yenildik. Ve zafer biliyorsun ki Muhammed'in oldu. Muhammed'e Allah yardım ediyor. Bu şartlar altında onu asla yenemeyeceğiz. Ey Ka'b! Ey Ka'b bin Asad el Kadri! Arkadaşların gitti, artık yalnızsın. Sen bizi üzdün ama. Bak biz seni yine de uyarmaya geldik. Ey hainler, söyleyin! Nereye kaçacaksınız? Allah'a inanın! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şartlarını kabul edin! Sallallahu aleyhi ve sellem! Bunlar hep senin yüzünden oldu Huyay. Zaten senden zarardan başka ne gelir ki? Bana zorla fikrimi değiştirttin. Şimdi senin yüzünden öleceğiz. Sözümü tuttum ve seninle bu kalede kaldım. Daha ne olsun? Bu ne işe yaradı? Şimdi burada birlikte öleceğiz. Onlarla savaşalım. Delirdin galiba. Onlarla savaşmayı aklından geçirme. Ey Ka'b! Buraya kadar geldik. Tek istediğimiz sizi yok etme. İstesen de istemesen de kalenize gireceğiz. Bizi durduramayacaksınız. Yapmayın. Muhammed'e teslim olacağız. Kurayta'lı Yahudiler teslim oldular ve liderleri Ka'b bin Asad Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şartlarını en sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Resulullah Sa'd bin Muad'ı yanına çağırdı ve şöyle dedi. Bilirsin, Kurayta'lı Yahudiler Allah'ın arkadaşıdır. Bana liderinizi yolla. Ona kendi şartlarımdan bahsedeceğim. Sa'd bir Yahudinin attığı okla kolundan yaralanmıştı. Beyaz bir eşeğin üstünde Resulullah'ın huzuruna geldi. Allah'ın ve elçisinin bütün şartlarını kabul ederek ona karşı ihanetinin bedelini ödemeye razı oldu. Ey Sa'd! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden Allah'ın öne sürdüğü şartları uygulamanı bekliyor. Ey Sa'd! Lütfen dostlarımıza iyi davran. Sen konuşma Ubday. Uhud'da yaptıklarından sonra bizdeki saygınlığını kaybettin. Ey Sa'd! Dostlarımıza iyi davran, bana yeter. Allah beni hainlere iyi davranmaya mecbur kılmıyor. Bu şartları kabul ediyor musunuz Kurayta'lılar? Evet, mecburen ediyoruz Sa'd. Bize Kaynuka ve Nadirlilere davrandığın gibi davran. Ya Resulullah, o halde yüce Rabbimiz ve sen ne emrederseniz aynen onu yapacağım. Bana bir sözünüz yeter. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece göğün 7. katından indirilen emri kabul ettik. Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allah Sa'd bin Muad'dan razı olsun. O çok iyi bir lider. Allah'ın bütün emirlerini harfiyen uyguladı. Gözümden bir damla yaş onun için düştü. Onun için gözlerimden ne kadar yaş aksa azdır zaten. O savaşta yaralandı ve öldü. Gözyaşlarım onun için akmaya devam edecek.
O Allah'ın yolunda öldü. Cennette şehitlere ayrılmış en güzel yere gitti. Sen de bizlere veda ederek mezarına girdiğin anda onurlu şehitler arasında yerini alacaksın. Allah'ın rahmeti daima senin üzerine olsun. Mekanın da cennet olsun. Cennetin en güzel yeri. Toprağın bol, huzurun daim olsun kardeşim. Güle güle. Düşman orduları bir kaosun içindeydiler. Ebu Sufyan yeniden ordusunu da arkasına alarak geri döndü. Yaşadığı hayal kırıklığı onu çok sarsmıştı. Müslümanlar bir kez daha onu alt etmişlerdi. Ardından Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin camiine gittiler. Resulullah onlara dedi ki, onlar bizi değil, biz onları istila etmeye hazırız. Hiçbir şeyden korkmadan üzerlerine yürüyelim. Allah'ın izniyle düşmanı yeneceğiz. Yüce Rabbimiz Kureytah kabilesi ve yandaşlarından Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsetmiştir: ey inananlar, Allah'ın size yaptığı iyilikleri asla ama asla unutmayın. Çünkü Allah sizin bütün yaptıklarınızı görüyor. Avs ve Kazraclılar, sizler güçlü İslam askerlerisiniz. Yüce Rabbimiz ve Resulullah'ı memnun etmek istiyorsanız ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Salam bin Hukayk'ı öldüren kılıç Abdullah bin annesi aitti. Allah bunu ve yapılan hiçbir şeyi karşılıksız bırakmaz. İnşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Zeynep bin Caş'la birlikte dünya evine girdi. Zeynep onun teyzesi Umaymah bin Abdülmuttalib'in kızıydı. Ve Muhammed'den önce Zeyd bin Haritah'la evliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla Allah'ın emri üzerine evlendi. Ebi Lubabah bin Abdülmuhtir'e bakın. Kureytahlıları olanlardan beri kendini şuradaki direğe bağladı. Bir kuş gibi titreyip çırpınarak Allah'tan ümitsizce bağışlanmayı diliyor. Korkunç bir günah işlemişti. Bunu çok geç anladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafları sarıldığında onu Kureytah kabilesine geri yolladı. Kadınlar ve çocuklar dışarı çıktılar. O da boynunu öne uzattı. Kaderine razı oldu. Sonra sana ihanet ettim ya Resulullah dedi. Ve kendini işte şuradaki direğe bağladı. Eşi her gün yemek getiriyor. Yedirdikten sonra onu bağlayıp gidiyor. Peki ne zamana kadar böyle kalacak? Kendine yemin etmiş, ya ölecek ya da Allah onu affedecek ve artık mutlu yaşayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorulduğunda şöyle demiş: bana gelirse Allah'tan onu affetmesini isterim. Ama şimdi kendini şu direğe bağladığı için onun kaderine ancak Yüce Allahu Teala karar verebilir. Biz hiçbir şey yapamayız. Sevin ey Ebu Lubaba. Allah seni affetti. Beni ancak Resulullah'ın çözer. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Resulullah'a asla ihanet etmeyin ve Allah'ın size verdiği emirleri sakın duymazlıktan gelmeyin. Günahlarının farkında olan sizden başkaları da var ve onlar geç de olsa iyiyi kötüyü birbirinden ayırt etmeyi öğrendi. Belki Allah onları da affeder çünkü O hep anlayan ve bağışlayandır. Sadakallahül Azim. Ebu Süfyan, buraya gel. Biraz konuşalım. Ne oldu yine? Otur şöyle Ebu Süfyan.
Bütün Araplar Muhammed'in peygamberliğini kabul etti. Artık senin de onu tanımanın zamanı gelmedi mi? Yeri göğü yaratan Allah'a itaat etmenin zamanı gelmedi mi artık? Görüyorsun. Allah elçisinin önüne zaferleri tıpkı birer halı gibi seriyor. Bedir ve Uhud'da olanları unutmamışsındır herhalde. Medine'deki Yahudilerin o hendek karşısındaki hallerini düşün. Çaresizliklerini gördün. Allah göğün 7. katından Muhammed'e attığı her adımda yardım ediyor. Umay bin Vahab'a bak. Kureyş'in en güçlü adamlarındandı. O bile İslam'ı seçti. Ama sen onun kuzeni ve en yakını olduğun halde inat ediyorsun. Amca, benim kalbim henüz İslam'a kapılarını açmak için hazır değil. Yüce Rabbim, senin gibi bir şairin bile kalbindeki ve beynindeki mührü açamıyor. Buna inanamıyorum. Bazen en sevdiklerinize bile yardım edemeyeceksiniz der zaten. Bunlar senin sözlerin amca. Bunlar Yüce Rabbimizin sözleri. Bak Ebu Süfyan, evlerde ya da Kureyş meydanlarında toplanıp Resulullah'ı kötülemeye bir son verin artık. Bu size hiçbir şey kazandırmayacak. Ben atalarımın dinini reddetmem. Yaptığım şeyi yapmaya da devam edeceğim. Mekke savaşta pek çok can kaybetti ve insanlar şimdi bizden sırf onun yüzünden nefret ediyorlar. Evet, tek sebebi Muhammed. İlerim Yüce Allah, senin sonunu da Haşimlilerden Ebu Leheb'in eline bırakmaz. İş asla o boyuta gelmeyecek. Bunu elbet göreceksin. Allah'ın önünde utanmadan elçisine karşı geliyorsunuz. O sizin her iki alemde de rahat etmenizi istiyor. Ama gururunuzdan kabul etmiyorsunuz. Ebu Süfyan, çok inatçısın. Ona inansaydım peşinden giderdim. Ama halkımı bırakıp Mekke'yi terk edemem. Mekke'den ayrılamam. Özellikle de Bedir savaşından sonra. Orada olanlardan sonra. Yeğenim, Kureyş'in bir sürü değerli malıyla Şam'a gidiyorsun. Sakın unutma Ağaz bin Al-Rabi, kervanlarımız her an büyük tehlikede. Biliyorsun. İnsanların kendilerini güvende hissetmeleri için bu iş bitmeli. O senin eşin Zeynep'in babası. Zeynep. Onun gibi bir kadın daha yoktur. Hayatımda bu kadar yüce bir varlık daha tanımadım. Bir kadını unutmanın başka bir yolu bir kadınla evlenmektir. Bu hep böyledir oğlum. Öyle bir şey asla olmayacak Ebu Süfyan. Ondan başka bir kadın görmüyorum bile. Onun ardından bir daha yüzüm hiç gülmedi, biliyor musun? Sen kendini ona fazla kaptırmışsın. Neler çektiğimi bir bilsen. Samimiyet, dürüstlük, saflık ve asalet dediğin zaman onun üstüne yoktur. Ama babası onu senden aldı, öyle değil mi? O benim resmi eşim değildi. İşte bunu anlamıyorum ya. O senin eşin, nasıl aksini iddia ediyorlar? Zeynep Müslüman ve İslam dininde bir Müslüman bir kafirle evlenemez. Kervanının başına dön ve dikkatli ol. Eğer ben Mekke'nin lideriysem son söz de benimdir. Hadi git. Git. Elas, acaba Zeynep'i bir daha görebilecek misin? Allah şahit Muhammed, sen sadık ve temiz bir insansın. Neler oluyor bana? Neden sana bir türlü inanamıyorum? Sana bu kadar değer verdiğim halde neden? Medine sürüsü çalındı.
Bin hiçler sürüye el koyup hayvanları çaldılar. Resulullah peşlerinden gitmemizi emrediyor. O da sizi takip edip arkanızdan gelecek. Resulullah ne derse biz de aynen yaparız. Hadi Müslüman kardeşim. Hadi Arap askerleri yürüyün. Hadi yürüyün. Ey Müslüman kardeşlerim. Ebu Kutada ölmüş. Hayır kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor, bu Ebu Kitadah'ın ölen kafirlerin üzerini örtmekte kullandığı bir örtüdür. Ya Resulallah, bu Uyayna'nın oğlu. Ya Resulallah, bu Uyayna'nın oğlu. Kardeşlerinizin peşinden gidin. Amr, nereye? Habeş'e gidiyorum. Habeş'te ne işin var? Bundan böyle Negus'un topraklarında güvenle yaşamak istiyorum. Hepsi bu. Neyin var? Sen iyi misin? Allah şahit, sen zeki bir adamsın. Asla yenemeyeceğimiz bir adamla uğraşıp durduğumuzu artık görmelisin. Her şey boş. Sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söyleme. Sözler yetmiyor. Muhammed'le Kureyş'in arasındaki sorun çözülünceye kadar ben Habeş'te olacağım. Ama zafer Muhammed'indir. Bundan da inan bana adım gibi eminim. Allah ona hep yardım ediyor. Ama neden? Çünkü Halid, o bir peygamber. Artık bunu anlamanızın zamanı geldi. Halid, senin halkın üzerindeki etkin Mekke dağlarından ileri gitmez. Muhammed'in yaptığı çağrı ise bütün alemi kapsıyor. Topraklarımız bizim hedeflerimize çok küçük kalıyor. Bence ben gittikten sonra bu sözlerimi bir düşün. Tabii düşünmek için geç kalmadıysak. Benden bu kadar. Artık gitmeliyim. Bin Elverit, nereye gidiyor? Bu hali ne? Mahzum'un savaşçısına ne oldu böyle? Medine göçünün 6. yılını tamamlamaya hazırlanırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerden bir haber aldı. El Mustalik adındaki kabile komşu kabilelerle anlaşma yapmak üzere El Muraysi yakınında toplandılar. Toplantıyı El Mustalik'lerin lideri El Harit bin Dirar yönetecekti. Medine'yi ele geçirmek istiyorlardı. Resulullah El Muraysi deresine doğru yola çıkmış ilerliyordu. Ebu Tar El Grafi'den Medine'de kalmasını ve şehre göz kulak olmasını istedi. İki taraf büyük çatışmaya girdiler. Allah zaferi ve savaş ganimetlerini Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e bağışladı. Yüce Allah sahte İslamcıların kim olduklarını Resulullah'ın gözleri önüne serdi. Bunların başında Medine'ye döndüğümüzde güçlüler, zayıfları avlayacak diyerek dolaşan Abdullah geliyordu. Bunun ardından Abdullah'ın oğlu babasını öldürmek için Muhammed Resulullah'tan izin istedi. Resulullah ise ona şöyle cevap verdi. Bizimle kaldığı sürece ona daima iyi davranmalıyız. Resulullah işte böyle cömert ve yüce gönüllü bir insandı. Sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği bir kez daha kanıtlanmıştı. Amr bin Alas'a ne oldu? Neden yeniden Habeş'e döndü? Negus'a bir sürü de hediye getirmiş. Yoksa onun buraya ziyarete gelmesi seni düşündürdü mü? O zeki bir adamdır. Belki de Negus'u bizi Kureyşli kafirlere teslim etmesi için İkna etmeye gelmişti. Sen hiç merak etme Halid.
Kral Negus bugüne bugün din kardeşimizdir. Daha birkaç gün önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir araya gelip konuştular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanların annesi Ümmü Habibe için çeyiz hazırlamak ve aileye teslim etmek istemişti. Olanları biliyorsun. O Ubeydullah bin Caş'tan boşandıktan sonra İslamiyet'i terk etti ve Hristiyan oldu. Yani o da bizi terk edenlerden biri. Umarım bizim için her şey iyi olur Cafer. Rabbimiz başımızda olduğu sürece olur. Hoş geldin. Hoş geldin Kureyşli değerli dostum Amr. Söyle, hangi rüzgar attı seni? Buraya bir şey istemek için geldim. Nedir? Söyle hadi. Bakın değerli kralım, bildiğiniz gibi peygamber olduğunu iddia eden Muhammed'le aramızda bazı sorunlar var. Allah şahit, önü yayılıyor. Bir sürü Arap ve Arap kabilesi onun peşine takıldılar. O yüzden ben de dostlarımla yola çıkıp sizin topraklarınıza sığınmak istedim. Muhammed bizimkileri yenerse sizin himayenizde olmamız bizim için şüphesiz çok daha iyi olacak. Bu arada Muhammed'in en yakınlarından Amr el-Hammari'yi burada gördüm. Eğer onu bana teslim ederseniz, liderlerimiz adına o adamın canını bizzat kendim almak isterim. Çünkü yaşamayı hak etmiyor. O bir düşman. Kendine gel Amr. Bu öfke dolu sözlerinden bil ki hiç ama hiç hoşlanmadım. İçimde bu derece bir öfke olmasa sizden böyle bir şey istemezdim zaten. Ayağa kalk. Nöbetçiler, bizi Amr'la yalnız bırakın. Hadi. Sen ne yapıyorsun Amr? Allah'ın elçisinin habercisini öldürmen için sana vermemi istiyorsun, öyle mi? Musa gibi bir peygamberin elçisini öldürmen için onu sana ellerimle teslim mi edeceğim yani? Öyle mi? Bunu mu istiyorsun? Bu doğru mu kralım? Evet. Tabii ki doğru. Sözümü dinle Amr. Sözümü dinle ve Muhammed'in yoluna gir. Sallallahu aleyhi ve sellemin yolu doğru yoldur, unutma. Ve kim buna karşı çıkarsa onu ezip geçecek. Tıpkı Musa'nın da Firavun'u ezip geçtiği gibi. Evet. Son sözünü söyle bana Amr. Peki tamam. Öyle diyorsun. Uzat o zaman elini. El-Muftarik kabilesindekilerin yaptığı kulisler sonucunda liderleri El-Harit esirler için fidye vermeye razı oldu. Resulullah El-Harit'ten şehrin eteklerinde sakladığı develeri istedi. El-Harit çok şaşırdı. Bunu Allah'tan başka kimsenin bilmediğini söyledi. Hemen ardından o da İslamiyet'i kabul etti. Ya eyyuhel ummiyyü hasbuka rütbeten. Ya eyyuhel. Fil ilmi endanet lekel ulema. Sadrul beyan lehu idel takatil luga. Sadrul beyan. Ve takdemel bulagahu el fusaha. Sadrul beyan. Ve takdemel bulagahu el fusaha. Sadrul beyan.
Ey Müslüman kardeşlerim, Beşir bin Ebu Sufyan'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mesaj var. Kureyşliler Mekke'ye yürüdüğümüzü duymuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, İsraillilere de bu sözleri tekrarlamaları söylenmişti ama onlar ısrarla bunu yapmadılar. Yolumuza devam edelim. Dağları aşıp sonra Mekke yakınlarındaki Hudeybiye'ye varacağız. Allah'ın izniyle bu yol zaferimize çıkacak. Ya ve şahit olsun, kılıcım sırtımda olduğu sürece o adamlar buraya adımlarını bile atamazlar. Sen neden bir şey söylemiyorsun Halit? Muhammed ve yandaşlarını her gün daha çok insan tanıyor. Ne oluyor sana? Evet, Mekke'ye giremeyecekler. Biz buradayken asla. Hadi! Ey Müslüman kardeşlerim! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Sufyan bir kez daha üzerinize yürüyecek. Ama sakın, sakın korkmayın. Onları bozguna uğratacaksınız. Bir kez daha görecekler. Rahat olun. Kendinize ve Allahu Teala'ya güvenin. Zafer bizim olacak. Hiç korkmayın. Bir kez daha karşılarına geçelim ve onlara gücümüzü gösterelim. Ey Müslüman kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, bugüne kadar aklımızı kullanarak onları yendik. Bugün yine aklımızı iyi kullanmalıyız. Şükürler olsun Resulullah. Ey Kureyşliler, ey Mekke liderleri, ey Kureyşliler, ey Mekke liderleri, Muhammed ve arkadaşları Hudeybiye yakınlarında. Hudeybiye mi? Neden öyle çorak bir bölgede kamp kurmuşlar? Orada içecek bir damla bile su bulamazlar. Hayır, yanılıyorsun. Orada bolca su var. Resulullah bunu zaten çoktan düşündü. Oraya okla bir kuyu kazması için bir adamını yolladı. Saçmalamayı bırak Abbas. Mantıklı ol biraz. Hudeybiye'de asla su çıkmadığını sen de biliyorsun. Adamın adı Najya bin Cundub bin Umayr. Bu haber doğru mu yanlış mı öğrenmek kolay. Ey Kureyş liderleri, hadi toplanın. Oturup düşünelim.